Modum Danışmanlık'tan herkese merhaba. Ben Damla. Türkiye'de yaşayan yabancıları ilgilendiren önemli bir bilgilendirme ile yine karşınızdayım. Bu videomuzda 2020 yılında turizm amaçlı ikamet izni uzatma başvurusu yapıp haklı bir gerekçe sunamadıkları için uzatma başvuruları reddedilen yabancılar bir daha ne zaman turizm amaçlı ikamet izni alabilirler? Bu durumdaki yabancılar ne yapmalı? Bu sorulara cevap arayacağız. Değerli izleyenler, bilindiği gibi 1 Ocak 2020 tarihinden sonra turizm amaçlı ikamet izni süreleri dolacak olan yabancıların 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yapacakları ikamet izni uzatma başvuruları haklı bir gerekçeleri yok ise kabul görmeyecek, yani reddedilecek. Peki 1 Ocak 2020 tarihinden sonra turizm amaçlı ikamet izni başvurusu yaptıysanız ve başvurunuz reddedildiyse ne yapmalısınız? Yeni bir ikamet izni başvurusu ne zaman yapabilirsiniz? Şimdi kısaca buna bakalım. Eğer yeni ikamet izni başvurunuzu yine turizm amaçlı yapacaksanız, mevcut ikamet izninizin bitiş süresinden itibaren 1 yıl sonra turizm amaçlı ikamet izni başvurusu yapabilirsiniz. Ancak farklı bir amaçla veya farklı türden bir ikamet izni başvurusu yapacaksanız, bu süreyi beklemenize gerek yok. Öte yandan son yayınlanan genelge kapsamında turizm amaçlı ikamet izni uzatma başvurunuz reddedildiği tarihte henüz mevcut ikamet izninizin süresi dolmamışsa ikamet izninizin süresi kadar Türkiye'de kalabilir ve bu süre içerisinde farklı bir ikamet izni türüne veya çalışma izni almak için işvereniniz aracılığıyla başvuruda yapabilirsiniz. Şayet ikamet izni uzatma başvurunuzun reddedildiği tarihte mevcut ikamet izninizin süresi dolmuşsa size bir tebligat verilecektir ve sizden 10 gün içerisinde Türkiye'den çıkış yapmanız istenilecektir. Türkiye'den çıkış yaparken varsa vize ihlalinden kaynaklı para cezanızı ödemeli ve mutlaka tebligat şartlarına uymalısınız. Vize ihlaliniz varsa ve para cezanızı ödemeden Türkiye'den çıkış yaparsanız 5 yıl Türkiye'ye giriş yasağı alacağınızı unutmayın. Peki vize ihlalinden kaynaklı para cezanızı ödediniz ve size verilen süre içerisinde de Türkiye'den çıkış yaptınız. Tekrar ne zaman Türkiye'ye gelebilirsiniz? Kısaca bu soruya da cevap arayalım. Eğer vize ihlalinden kaynaklı para cezası ödeyerek Türkiye'den çıkış yaptıysanız, 3 ay sonra Türkiye'ye gelebilirsiniz. Aslında daha önce Türkiye'ye giriş yapma imkanınız var. Ama bu durumda Türkiye'ye şartlı giriş yapmış olursunuz ve turizm amaçlı ikamet izni alamayacağınız için de ileride çok daha ciddi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Kesinlikle bunu yapmayın. Çıkış yaptıktan 3 ay sonra Türkiye'ye gelirseniz vize süreniz kadar Türkiye'de kalabileceğiniz gibi vize süreniz içerisinde farklı türden bir ikamet iznine başvuru yapma imkanınız da ortaya çıkarsa, örneğin aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni gibi bu türden ikamet izinlerine de ilk başvuru yapabilirsiniz. Ancak ikamet izninizin süresi dolmadan son gün dahi Türkiye'den çıkış yaparsanız vize ihlaliniz olmayacağı için 3 ay beklemenize gerek kalmadan tekrar Türkiye'ye dilediğiniz zaman geri gelebilir, ikamet izni almadan vize süreniz kadar yasal olarak Türkiye'de kalabilirsiniz. Vize süreniz içerisinde de az önce söylediğim gibi farklı türden bir ikamet iznine başvuru yapma imkanınız da ortaya çıkarsa, örneğin aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni gibi bu türden ikamet izinlerine de yine ilk başvuru yapabilirsiniz. Yeri gelmişken İletişim kanallarımıza çok gelen bir soru türü var. Bu soruyu da cevaplamak istiyorum. Soru özetle şu şekilde. Diyorlar ki, ikamet izni süren bittikten sonra herhangi bir ikamet izni başvurusu yapmadan Türkiye'de bir şekilde bir yıl kaçak kalsam, sonra vize ihlalinden kaynaklı para cezamı ödeyerek kendi isteğimle çıkış yaptıktan bir gün sonra Türkiye'ye şartlı giriş yapsam, turizm amaçlı ikamet izni alabilir miyim? Şimdilik bu sorunun kesin bir cevabı var. Hayır, alamazsınız. Önümüzdeki aylarda bir değişiklik olur mu onu bilemeyiz. Ama şimdilik bu sorunun cevabı çok net. Hayır, alamazsınız. Üstelik bu sizin için çok riskli olur. Mecbur değilseniz asla böyle bir yolu denemeyin. Değerli izleyenler, Türkiye'de yasal olarak kalmak sizin için önemliyse böyle karışık yollara sapmadan ikamet izninizin süresi henüz bitmeden turizm amacı dışında farklı bir amaçla kısa dönem ikamet iznine veya farklı bir ikamet izni türüne başvuru yapmaya çalışın. Çalışma izni de alabilirsiniz, bu da mümkün. Daha önceki videolarımızda bu konuya çok geniş şekilde yer verdik. O videolarımızı izleyebilir, daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
Ayrıca ikamet izni ile ilgili sorularınız için bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilir veya sorularınızı yorumlar kısmına yazarak bize sorabilirsiniz. Yorumlara yazdığınız tüm sorularınızı aynı gün içerisinde cevaplıyoruz. Unutmayın, Modum Danışmanlık size her zaman doğru, ekonomik ve yasal çözüm önerileri sunar. Yakında bir başka konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.